La şey'i vakiyaun mutlak bel küllin mümkin. Başka bir deyişle nothing is true, everything is permitted. Bu cümle suikast kardeşliğin itikadında yatan bir düşünce sistemi, bir aforizma. Hiçbir şey mutlak değil, her şey mümkün anlamına geliyor. Ya da olan hiçbir şey salıverilmiş değil, her şey tamamıyla olası. Ya da her şey olası ancak hiçbir şey tesadüfi değil gibi bunu doğru Türkçe karşılığı kisvesinde uzun uzadıya konuşabiliriz arkadaşlar. Ama şu bir gerçektir, bu tarz derin anlamlar içeren hiçbir aforizma kesinlikle orijinal dilinden farklı bir dile tam anlamıyla çevrilemez. Kimisi bu sözlere bakarak kaderden bahseder, bu cümle kadere anlatıyor der. Kimisi doğru olarak bildiğimiz her şey yanlış der. Kimisi zafere ulaşacak yerde her şey mübahtır falan filan. Ben biraz ondan biraz bundan kırparak şu sonuca varıyorum. Yani benim okuduklarımdan anladığıma göre başkalarının töre, kanun, kural artık hangisini seçerseniz bu gibi mefhumların sınırladığı yerde hiçbir şeyin mutlak olmadığını, değişkenlik gösterebileceğini ifade ediyor. Bugün sapına kadar savunduğun görüşü, düşünceyi vesaireyi yarın sapına kadar reddedebileceğini söylüyor ve zafere giden yolda her şeyin mübah olduğunu. Yanlış hatırlamıyorsam bu sözü Assassin's oyunlarında ilk defa ikinci seri sayesinde bildik. Ezio Auditore, suikastçı amcası Mario Auditore önderliğinde gerçekleşen seremoni anında kardeşliğe katılırken bu sözleri işitmişti. İkinci oyunu anlatırken de bu sahneye yer vermiştim zaten. Peki, bu cümlenin üzerinden 5 oyun geçmiş olmasına rağmen tekrar neden gündeme getirdim ondan bahsedeyim. La şey'i vakiyaun mutlak bel küllin mümkün demek, hiçbir şey mutlak değil, her şey mübah demek dedik. Bu sözün Rock ile olan ilişkisi tam da burada yatıyor arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar oynadığımız tüm Assassin's oyunlarında 3. oyun haricinde her zaman suikastçıların tapınakçılara nispeten çiçek, bal, şeker olduğunu gördük. Tapınakçıların da suikastçıların zıttı böcek, kaka ve bok olduklarını. Ama bu oyunda genel olarak bir empati söz konusu. Olaylara bir de ezeli düşmanlarımızın penceresinden bakıyoruz. Assassin's Creed Rock bizler için buzdağının görünmeyen kısmını çıkarıyor. Madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Yüzyıllardır savaşan iki güruhun hangisinin haklı olduğuna karar vermemizi sağlıyor. Suikast kardeşliğinden tapınakçılığa uzanan bir yolculuğa şahit oluyoruz. En başından beri doğru olduğu düşünülen şeyin dikte edilmesine karşı çıkabilmiş bir adamla tanışıyoruz vesaire vesaire. Assassin's Creed Rock videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda ne mi var? İlk olarak bu videoda suikastçıların her zaman haklı olduğu savının yanılgısı var. Üçüncü oyundan tanıdığımız kanırken ve yetiştiren ihtiyar Achilles var. Daha doğrusu Achilles'in gençliği var. Black Flag'deki siyahi suikastçı Adavel var. Daha doğrusu Adavel'in yaşlılığı var. Ve bir suikastçı oyununda tapınakçı rolü üstlenen ve buna rağmen sempati duyulan karakter, yürüyen disiplin, karar mekanizması, yürüyen cinsellik, atar makinesi, genç kızların sevgilisi, tapınakçı üstad Hatem Kenway var. Ve tabii ki de en önemlisi Unity oyunuyla bağdaşan bir hikaye var. Var da var. Lafı daha fazla uzatmadan konumuza geçelim. 2021 yılının ilk videosu suikast kardeşliğinden tapınakçılığa uzanan yolculuk Assassin's Creed Rogue başlıyor. İyi seyirler. Şey Patrick Cormac, zeki ve yetenekli, gelecek vadeden genç bir suikastçı. Belki de kardeşlik için ihanetin bir sembolü. Oyunumuzun ana hikayesine geçmeden önce konuyla tamamen bağlantılı olduğunu düşündüğüm birkaç şeyden bahsedeceğim. Çünkü bunlar diğer videolarda anlattığım ISU, hibrit, cennet parçası vesaire gibi kavramlara benzer şeyler olduğu için hikayeyi anlamak adına bilinmesi gerektiği görüşündeyim. Assassin's Creed Rogue ile beraber hayatımıza giren Seismic Temple ve Precursor Box olarak iki kavram var. Türkçe karşılığı sismik tapınak ve öncü kutusu. Diğer oyunlarda da olduğu gibi ikisi de önceki medeniyetin getirdiği teknolojilerin eseri. İlk olarak sismik tapınaklar, başka bir deyişle öncü tapınaklarından bahsedeyim. Kısaca sismik tapınaklar adından da anlaşılacağı üzere İsular tarafından inşa edilmiş yeraltı yapıları. Bu yapıların dünyanın dört bir yanında bulunmasının yanı sıra her yapının kendi içerisindeki bütünlüğü için hayati önem taşıyan ve kaldırılırsa şiddetli bir sismik reaksiyonu tetikleyen temel bir bileşeni var. Ve bu temel bileşeni yerinden oynatmak geri dönülmez sonuçlar doğuruyor. Konuyla ilgili olarak Kenway ve Cormac arasında geçen bir konuşmadan bahsedelim. Cormac, üstadı Hatem'a bu tapınaklardan söz ederken şunları dile getiriyor. Hem suikastçıların hem de tapınakçıların cennet parçaları aradığını biliyorum. Güçlü silahlar ve zihinleri kontrol eden elmalar. Ama bu defa durum farklı. Bir elma bulmadık, bir ağaç bulduk. Bu tapınaklar dünyayı ağaç kökleri gibi bir arada tutuyor. Birini rahatsız ediyorsun, Haiti yerle bir oluyor ya da Lisbon. Öncü kutusu dediğimiz şey de tapınaklarda olduğu gibi kadim ırktan gelen bir teknoloji. Bu kutunun görevi ise tapınakların yerini bulması. Şimdi gelelim hikayemize. Şey Patrick Cormac suikast kardeşliğine henüz katılmış biridir. Hikayemiz Kuzey Atlantik'te geçmektedir ve buradaki kardeşliğin mentoru 3. oyundan tanıdığımız Achilles'tir arkadaşlar. Cormac burada eğitim alırken bu defa da Black Flag'den bildiğimiz Adavel kardeşliği ziyaret eder. Haiti'de bir şehrin yerle bir olduğunu anlatır. Bir deprem sonucu koca bir şehrin harabeye döndüğünü. Bu felaketin sebebi az evvel anlattığım
yaptığım sismik tapınaklarla ilgili. İlerleyen zamanlarda buraya geleceğim. Adavel yerle bir olan şehir için Akilis tarafından erzak yardımı alır. Aynı zamanda kadim bilgiyle sahip bir el yazması ve el yazmasını anlamamızı sağlayan kutunun tapınakçıların eline geçtiğini söyler. Adavel, tapınakçıları bu kıyıya kadar takip ettim. Bundan sonrası sizdedir dostlar diyerek topu bize atar. Karşılıklı bir şekilde müteşekkir olan ikili tokalaşarak vedalaşır. Mentor Akilis dostumuz Cormac'a dönerek nesneleri elinde tutan öncü bölgelerine de erişim sağlar. Nesneleri almazsak hepimiz tehlikedeyiz diyerek biz oyuncular için suikast yolculuğumuzu başlatır. Cormac kısa sürede el yazmasını ve bu öncü kutuya ulaşır. Ama kutu öyle Alaaddin'in sihirli lambası kıvamında bir şey değildir. Sırları vardır, çözülmesi gerekmektedir. Bu kutunun sırlarını çözecek tek isim de şu hafif balık etli abidir. Aslında bu abiyi Cemil cümlemiz en azından hayatında bir kez olsun görmüştür. Sadece biz de değil, bütün dünyanın tanıdığı isim. Hani şu her yerde geçen para biriminin üstündeki fotoğraf var ya. Gerçi bu bizim memlekete ait görseli. Orijinali şudur. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin bu oyundaki tarihi karakterimiz. Kendisi öncü kutuyu açmamızda bize yardımcı oluyor. Franklin sanıldığının aksine mucitlik babında epeyce yol kat etmiş bir adam. Özellikle de elektrik konusunda. Kutuya gereken enerjiyi vermek için sağa sola döşediği paratoneller aracılığıyla kurduğu sisteme yıldırım düşmesini sağlıyor. Düşen yıldırım kutuya gereken enerjiyi vermiş oluyor ve böylelikle de öncü kutu işlevsel hale geliyor. Ama bu öncü kutunun açılması hayırlara vesile olmuyor arkadaşlar. Çünkü hologram niteliğinde yansıyan görüntü dünya üzerindeki öncü tapınakların lokasyonlarını içeriyor. Adamlar başından beri bunun için uğraşıyorlar zaten. Neden hayırlara vesile olmasın diyenleriniz olabilir. Cevabı da şu: ne tapınakçı birlik ne de suikastçı kardeşlik, bu iki örgütün de tam anlamıyla konu hakkındaki bilgisi sıfır. Konuyu bilmiyor herifler. Tamam, belki 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler biliyorlar ama bunlar sınırlı sayıda bilgiler. Bilgi kırıntıları. Çok kısaca özetlersek tapınakların içinde şu ekranda gördüğümüz formda nesneler var. Havada duran nesneler. Bizim akıllılar da bunu cennet parçası zannediyor. Aslında İsulalarla ilgisi var bu parçaların ama cennet elması gibi, cennet kılıcı gibi yanında taşıyabileceğin, alıp götürebileceğin malzemeler değil. Çünkü o nesneye dokunduğunda bir deprem meydana geliyor. Fakat bilinenin aksine bütün bir şehri yerle bir edebilecek şiddette. Tabii ki iki güruhun da bundan haberi yok. Devam edersek arkadaşlar, dostumuz Cormac öğrendiği bilgiler ışığında okyanus ötesi seyahatine başlar. Demir atacağı durağı Portekiz Lizbon'dur. Bir manastırın altında olduğunu düşündüğü tapınağı bulur. Bulur ama şimdi olacakların hepsi Şey Patrick Cormac isimli genç suikastçinin suikast kardeşliğinden uzaklaşmasını sağlayacaktır. Cormac nesneyi eline aldığı andan itibaren sarsıntılar boy gösterir. Güç bela manastırdan kaçmayı başarır ama şehrin kalanı kendisiyle aynı kaderi paylaşamayacaktır. Güzelim şehir içinde yaşayan insanlarla birlikte tamamen bir harabeye dönüşmüştür. Bu olanların ardından dostumuz Cormac öfkeyle Akilis'in yanına döner. Amacı hesap sormaktır. Haiti'ye olan Portekiz'e doldu. Binlerce insan öldü der. Cevap olarak böyle bir şeyin imkansız olduğunu duyan Cormac delirmenin eşiğine gelir. Kutuyu ve onun gücünü gördüğünü söyler. Masum insanların ölümüne sebep olduğunu haykırır. Sen kim oluyorsun da hangi şehrin yerle bir olacağına karar veriyorsun gibi sitem dolu sözlerini mentor Akilis'in suratına çarpar. Peki bütün bu sürtüşmenin sonucunda bir mentor, bir lider, bir üstad, artık hangisini severseniz, suikast kardeşliğine önderlik eden şu adam, akıl küpü Akilis ne der? Get him out of here. Gerizekalı Akilis. Sen o kadar adama mentorluk yap, milleti peşinden koştur ama hiçbir şey de umrunda olmasın. Binlerce insan ölmüş, hala egonun peşinden yürü. Akılsız Akilis. Aradan biraz zaman geçtiğinde dostumuz Cormac bu işi yarım bırakmayacaktır. Gizlice Akilis'in odasına sızar. Amacı diğer tapınakların bulunmasını engellemektir. Ama odadan çıkmadan Akilis tarafından yakalanır. Bunu yapmak zorunda olduğunu söyler Cormac. Akilis de ne yapmak zorundasın? Bana ihanet etmek mi? Kardeşlikten çalmak mı yapmak zorunda olduğun şey der. Şimdi bir tek ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum ama lan ölmüş gitmiş o kadar insan, bir dinle öğrencini, sana bağırmış çağırmış ne önemi var? Yanlış giden bir yoldasın demek ki, biraz ılımlı yaklaşsana olaylara. Şu anda sizin kardeşliğinizdeki kurallardan öte bir mevzu dönüyor ortada. İnsanlar ölmüş diyor adam, bu hala sen bana nasıl ihanet edersin, nasıl karşı çıkarsın? Tüm dünyanın kaderi belki de o elindeki el yazımsına bağlı falan filan, ne anlatıyorsun Akilis? İşte videonun en başında söylediğim la şey-i vakıya ummuttak bel küllim mümkün aforizmasının karşılığı burada bence. Bana kalırsa sözün kendisi yine kendisiyle çelişir durumda. Çünkü zafere giden yolda her şey mübah. Bunun sonucunda masum insanlar ölse bile. Tıpkı 3. oyunda Desmond'un başına gelen gibi. Hatırlarsanız videonun sonlarına doğru bir Iso olan Juno ve Minerva eşliğinde Desmond bir seçim yapmaya zorlanıyordu.
Küreye dokunursa dünya kurtulacak ama karşılığında kendisi ölecek ve Juno serbest kalacaktı. Diğer şıkkı seçer, küreye dokunmazsa da kıyamet kopacak ama tüm insanlık küllerinden doğacaktı ve bu insanlığın yükselişinde Desmond abimiz de öncülük yapacaktı. Desmond bildiğiniz üzere kendisini feda ederek dünyayı kurtardı ama Juno serbest kaldı. Onun mübah olarak gördüğü şey kendisini feda etmekti. Nitekim bunu yaptı. Peki bu dangalakların mübah olarak gördüğü şey ne? Dünyayı kurtarmak mı yoksa içinde bulunan bir şehri mi? Akiris ve dostları dünya için bir şehirden vazgeçmeyi göze almış gibi görünse de videonun başlarında anlattığım gibi konuyu tam anlamıyla bilmiyorlar. O tapınaklardaki temel bileşenlerin yerinden kıpırdamaması gerektiğini bilmiyorlar. Daha doğrusu benim okuduğum, izlediğim kaynaklara göre anladığım bu. Sonlara doğru pişmanlığını görüyorsun gözlerinde suikastçilerin. Videomuzun ilerleyen kısımlarında buraya geleceğim. Şimdi devam edelim. Neyse, dostumuz korumak yapıştırır cevabı. Bunun kararını verme hakkı bizde değil der. Sonrasında usta ve öğrencisi arasında kısa süreli bir dövüş başlar ve korumak çaldığı el yazmasıyla suikast kardeşliğinden kaçmaya başlar. Bir zamanlar birlikte göğüs göğüse çarpıştığı dostları şimdi Achilles'in önderliğinde onu öldürmek için peşinden geliyordur. Bir düşünsenize, kardeşlik kisvesi altında o kadar zaman geçirdiğiniz arkadaşlarınız gün geliyor size silah doğrultuyor. Uçurum kıyısında ölümle burun buruna kalan Cormac, binlerce insan yitip gitti zaten. Birinin daha ölmesi pek de bir şey değiştirmez, azdan az çoktan çok gider çakır dercesine aşağı atlar. Ama bu ölüme meydan okuyan tutumu Cormac'ı daha güçlü bir insan haline getirecektir. Cormac iki ihtiyar tarafından bulunur ve yardımları sayesinde hayatta kalmayı başarır. Suikastçilerin hala tapınakların peşinde olduğunu öğrendiğinde ise yeniden serüvenine başlar. Yıllarca tapınakçıları avlayan suikastçiler tabiri caizse artık tam bir av haline gelmiştir. Başka bir deyişle kendi bacaklarına sıkmışlardır. Suikastçı olarak yetişmiş ama sonrasında bu topluluğa ölümüne kin gütmüş bir adam çok büyük bir tehdit oluşturur Achilles ve yanındakiler için. Derken suikastçı avı başlar. Ava giden avlanır misali teker teker amel defterlerini kapatır korumak. Fakat bu av macerasını bir tapınakçı olarak sürdürmez. Nispeten tapınakçılarla işbirliği yapmış olsa bile henüz yeminini etmemiştir. Neredeyse oyunun sonlarına kadar bir tapınakçı ya da bir suikastçıdan çok Shay Patrick Cormac vicdanı izliyoruz. İşin buralara kadar gelme sebebi bana kalırsa merhamet. Velhasıl kelam, kral gün yüzüne çıkar oyunda. Hatem Kenway, yürüyen disiplin, karar mekanizması, yürüyen cinsel... Hatem Kenway dostumuz Cormac'ı tapınakçı birliğe katar. İşte tapınakçı ritüelleri eşliğinde sırları ifşa etmeyeceğime yemin ederim, şuna yemin ederim, buna yemin ederim, anlayışın babası rehberimiz olsun falan fıstık falan filan. Derken Shay Patrick Cormac isimli şahıs suikast kardeşliğinde açtığı gözlerini kapatıp tapınakçı oluşum için yeniden açar. Artık zımba gibi bir tapınakçıdır. Hem de suikastçilerin 3.5 attığı cinsten. Başlarda birlikte eğitim aldığı, çarpıştığı abilerini, ablalarını teker teker avlamaya başlar Cormac. Ne hop kalır ne adavel. Kadın erkek genç yaşlı demeden hepsinin canını alır. Sonlarına doğru geldiğimiz oyun Achilles ve arkadaşlarının geri zekalı olduklarını bir kez daha gösterir. Achilles ve Liam öncü tapınaklardan birisine gider. Achilles temel bileşeni kendi gözleriyle gördükten sonra Cormac'ın haklı olduğunu söyler Liam'a. Bu konuşma gerçekleştiğinde Hatem ile beraber tapınağa gelen Cormac, beni başından beri dinlemedin Achilles, sana anlattım bunları diye sitem ederken bizim kuş beyin hala saygısızlıktan bahseder. Tartışma sürerken Liam silahını Cormac'ın üstüne doğrultur ama Achilles engellemeye çalışır. Peki yaşanan bu harbede sonucunda ne olur? I don't miss. Liam don't. Süper zeka suikastçılar bir mekanın daha yerle bir olmasına sebebiyet verir. Çok geçmeden bir zamanlar en yakın dostu olan Liam'ın da canını alan Cormac, Hatem'ın Achilles'i öldürmek üzere olduğunu fark eder. Achilles artık zararsız biri, takipçisi olmayan bir mentor. Merhamet göstermezsek nasıl bir dünya kurmuş oluruz diyerek vicdanlı bir insan olduğunu bir kez daha gösterir biz oyunculara ve ekler. Ayrıca artık bu öncü bölgelerinin ne olduğunu biliyor. O olmadan suikastçılar arayışlarına devam edebilir diyerek her ne kadar kanlı bıçaklı da olsa Achilles'in ölmesini engeller. Ama Hatem Kenway durur mu? Without him, the assassins may continue their search. Valid points. Never forget what has happened here. I won't.
Cormac ve Hatem ikilisi kuzey ışıklarıyla süslenen ekranda öncü tapınağın olduğu bölgeden gitmek üzere yola koyulur. Yolculuk esnasında Hatem, öncü bölgelerinde arayışımız sona ermiş olsa da o kutuyu istiyorum der. O kutu dediği Versailles Sarayı'nda Charles Dorian isimli bir suikastçının elinde arkadaşlar. Zaten bu sekanslardan sonra oyun bizleri Unity'ye götürüyor. Assassin's Creed Unity oyununun başlarında ana karakterimiz Arno Victor Dorian'ın babasının öldürüldüğünü görmüştük. Arno bu sahnede henüz küçük bir yumurcaktı ve küçük bir yumurcağın görmemesi gereken şeyleri görmüştü. İşte bu ölümün sebebi Shay Patrick Cormac arkadaşlar. Son kez gördüğümüz bu suikast girişimiyle de oyunda son buluyor zaten. 2021 yılının ilk videosunu burada bitirelim. Eminim ki hepimiz için lanet bir yıl oldu. Allah daha beterinden saklasın diyelim. Normalde her sene kimi görsem önümüzdeki seneden işte para diliyorum, araba diliyorum, yat istiyorum, kat istiyorum diyorlardı. Bu sene baktığımdaysa neredeyse tamamı sağlık dilemiş. Hayırlısı Allah'tan. Umarım 2021 yılı hepimiz için çok daha olumlu geçer. Yani oyun falan bahane. Gelip geçici arkadaşlar. Dışarıda gerçekten devam eden bir hayat var. Dolayısıyla kendinize çok çok dikkat edin. Evde kalın. 90 GB'ı takip edin. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Assassin's videosu Victoria dönemi Syndicate olacak kısmetse. Orada görüşmek üzere. Instagram sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize keyifli günler dilerim.